3 fazla asenkron motorum şu anda bir motor sürücüsü üzerinden besleniyor. Motor sürücüsünün şu anda frekansı 0 ve motor sürücüsüne start verdiğimde rampalı bir şekilde motorum yol alacak. Osiloskoptan da sarı olan akım, mavi olan benim gerilim grafiğim olacak. Ve bu grafikteki değişmeye bakın. Önce periyot zamanları büyük, daha sonra motor yol alıp 50 Hz'ye yaklaştıkça periyot süreleri daha da kısalacak. Başlattım. Bakın şu anda 50 Hz'de, 50 Hz'de yani. Periyot sürelerine bakın. Burada periyot süresi haricinde bir de dikkatinizi çekmek istediğim şuradaki gerilimi. Özellikle gerilim şu anda maksimum değerine bakın. Motor frekansını ben düşürdükçe hem dikkat edecek olursanız periyot süresi uzuyor hem de gerilim değeri küçülüyor. Dikkat ettiniz mi? Bakın gerilim demin maksimumlardaydı. Şimdi gerilim değeri sıfıra düştü. Tekrar yol vereyim motoruma. Bakın tekrar periyot süreleri kısaldı ve gerilimin pik değeri yükseldi. Yani düşük devirlerde, düşük frekanslarda gerilim değeri de daha düşük oluyor. Yüksek frekanslarda gerilim değeri de daha yüksek oluyor. Şunu bir 30'lara falan alayım. Yani 28 Hz'lerde. Bu grafiğin detaylarına girmeye çalışalım. Şuradan akımı kapatayım. Normale aldığımda burada birçok kırpmalar görüyorsunuz. On off. Hatta süreyi de şuradan daha da detaylandırayım. Yani şu andaki 8 kHz civarında bir frekans var. Kırpma frekansı. Bunu osiloskopla ben detaylandıramıyorum. Bunu değişelim. Burada sadece piklerini aldırdığımızı düşünelim. Şimdi benim osiloskop şuradan bir şey yakalayabilsem anlamlandırabileceğim bir şey. Biraz da osiloskopun acemisiyim. Şu anda gerilimi görüyorsunuz. Kırpılmış sinüs gerilimi. Motor sürücüsünü bir 50 Hz'ye çekeyim. Orada bir şeyler yakalamaya çalışayım. 50 Hz'ye çektim. Bakın buradan belki bir şey anlatmaya çalışabilirim. Bakın sinüs formunu alabilmesi için kırpılmalar buradan durdurabileceğim bir şey var mı ekrana? Durdurayım. Biraz da şu şekilde. Bakın sinüs formunu alabilmesi için yani sinüsün şu şekilde sıfırdan değer artışını yakalayabilmek için sinüsün küçük değerlik bir kısmında kırpılmalar fazla. Daha sonra sinüs işte tepe değerlerine yaklaştıkça maksimum değerlerine yaklaştıkça gördüğünüz gibi burada kırpılmalar daha az. Yani şurada gerilimi küçültebilmek için doğal olarak sinüsün başlangıcından maksimum değerine giderken düşük değerlerde gerilim değerini düşürebilmek için buradaki kırpılmayı yani on-off zamanını ayarlayıp gerilim değerini düşürebilmek için burada kırpılma sayısı fazla. Daha sonra tepe değerine gelirken kırpılma o kadar fazla değil. Açık söylemek gerekirse buradaki anahtarlamaya ben çok bir anlam veremedim. Bunu niye yapmış? Ama burada daha net gözüküyor. Hatta şöyle
Ekran oturacak mı? Bakın şuradan sinüs formundan tepe değerine doğru kırpma miktarını, omuk miktarını ayarlayarak gerilim değerini yükseltebilmek için kırpma miktarını fazla yapmış. Şu tepe değerindeki kırpmaları niye bu kadar fazla yapmış onu bilmiyorum. Yani bunun içerisindeki zıt MK'lar, akım değerleri, buna benzer bir sürü modelleme olduğu için. Grafiği görüyorsunuz şu anda.